Hocam, sürekli ders veriyorsunuz, sürekli bilgiler aktarıyorsunuz. Peki, siz bu kadar bilgi birikimini nasıl elde ettiniz? Nereden buluyorsunuz bu kadar hikayeyi? O hani hep derler ya, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Herhalde hem çok gezen hem de çok okuyan daha çok bilir. Bir de arkadaşlar, yani hayat öğrenme. Hiçbir zaman oldum ben artık her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Ben iyi bir hikaye avcısıyım. Gittim her yerden hikaye çıkartıyorum. Zaten zihnim sürekli arıyor. Buradan ne çıkartırım, buradan ne çıkartırım diye. Öyle olunca ister istemez normal hayatı yaşarken bir sürü hikayeler birikmiş oluyor. Aramızda kalsın. Hayatın kendisi zaten hikaye. Hayatın kendisi ders yahu. Bizim bir şey yapmamıza falan gerek yok ki. Bir gün hani kim kime ders veriyor? Çok ünlü bir sosyoloğumuzun, böyle ekranlara falan çok çıkan bir sosyoloğumuz var. Onun oğlu geldi. Sorun şu, delikanlı 11'e gidiyor ve asla ders çalışmıyor. Felaket zeki bir çocuk. Ciddi entelektüel, müthiş kitap okuyor. Yani deli gibi hayattan tad alan, zevk alan, zehir gibi zeki bir çocuk. Ama imtihanı anlamsız buluyor. Hocam ne öyle gidiyorsun, testler yapıyor, o onu geçiyor, bu bunu geçiyor. Orayı kazansan ne olacak, çalışsan ne olacak, hayattaki karşılığı ne? Sınavı manasız bildiği için ders çalışmayan bir çocuk. Neyse, hatırladık, konuştuk, yaptık, ettik. Birkaç seans sonra tabii aydınlandı. Sınav nedir, hayat nedir, neden çalışacağız? Oturdu, tatlı tatlı ders çalışmaya başladı. Tabii bu arada biz iyice samimileştik. Bir gün bana dedi ki, böyle yüzünde ama muzip bir gülümseme. Faruk hocam dedi, size bir sorum var. Buyur dedim. Hayırdır? Ya hocam dedi, biliyorsunuz dedi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya yerle bir edildi. Fabrikaları, şehirleri adeta yok edildi. Sizce bu adamlar savaş bittikten sonra ilk önce hangi binalarını onarmışlardır dedi. 1. Hastaneler. 2. Fabrikalar. 3. Okullar. 4. Opera binaları, tiyatro binaları. Şimdi ben hani bir eğitimci gözüyle baktığım için, her şey benim açımdan en önemli şey öğrenmek ve ilim olduğu için okul dedim. Fabrika da olabilir ama dedim, hani bir an önce üretmek, bir an önce ayağa kalkmak, Almanya ayağa kalkacak falan. Çocuk tatlı bir kahkaha attı. Bilemediniz hocam dedi. Bu da benden size hediye olsun dedi. Bu adamlar ilk defa opera binalarını, tiyatrolarını tamir ettiler. Öncelik orasıydı. Çünkü opera, tiyatro, sanatla insanlar motive oluyor. Motivasyon olan daha değerli hiçbir şey yok. Motive olan insan daha çabuk ayağa kalkar, daha çok çalışır, daha çok üretir. Dişini sıkar, yumruğunu sıkar, ben de varım, buradayım der, yenilmedim der, performansı çok artar. Evet, motivasyon kaliteli iş üretmek açısından, hayata karşı dik durmak açısından dünyanın en önemli şeyi motivasyon. Hani sınava da buradan bir küçük nokta atışı yapalım. Üniversite sınavı ya da LGS içinde motivasyon, ikiz kardeşi konsantrasyon en değerli şey. Motivasyondan daha değerli bir şey yok. Daldan dala atlıyoruz. Hayata karşı dik durmak, mücadele gücü motivasyonla olan bir şey. Bosna Savaşı sırasında Sırp ordusu Sarajevo'yu, Bosna'nın başkentini kuşattılar. İnanılmaz bir insanlık ayıbı yaşanmaya başladı. Avrupa'nın ta göbeğinde. Kuş avlar gibi insan avladılar, sniperlar, keskin nişancılar. Bosna sokaklarına dolaşmak çok büyük riskti. Attığınız her adımı o çevredeki tepelerdeki, dağlardaki sniperlar takip ediyordu arkadaşlar. O sırada Bilge Kral, Bosna'nın lideri, hepimizin de manevi büyüğü, hayranım ona, Aliya İzzet Begoviç, dedi ki Bosnalılara, sokağa bakımlı çıkacaksınız, saçınızı başınızı tarayarak, dimdik yürüyerek dolaşacaksınız o Bosna sokaklarında. Sizi gözlemleyen Sırp askerleri bilecekler ki biz onlardan korkmuyoruz. Sizi görecekler ve bilecekler ki hayattan da vazgeçmiş değiliz. Biz buradayız ve hep burada olacağız ve hep dik duracağız. Yine çok ilginç bir sahne var orada. Bosna Devlet Orkestrası, bilemiyorum senfonik orkestrası mıdır nedir ama devlet orkestrası her gün aynı saatte Sarajevo'nun meydanında konser verdi arkadaşlar. Canlı konser verdiler böyle. Hatırlıyor musunuz? Titanic batarken de oradaki müzisyenler,
halk telaşlanmasın, oradaki insanlar telaş yapmasın diye. Son ana kadar, gemi batıncaya kadar, bence bunun adı kahramanlık. Bence bunun adı kahramanlık. Müziklerine devam etmişlerdi. Bosna Devlet Orkestrası da her gün müziğini yaptı. Ama her gün bir ya da iki tane sanatçısı eksik çıktılar. Çünkü onlar orada müziğini icra ediyordu. Kemanını, cellosunu bırakan, piyanosunu bırakan müzisyen hemen köşeyi döndü an mücahit oluyordu. Hemen silahını alıyordu ve mücadeleye giriyordu arkadaşlar. Motivasyon çok değerli arkadaşlar. Gönül arzu eder ki her birimiz hayat denilen bu acı tatlı mücadelede gönlümüzde, göğsümüzde tatlı motivasyonla hareket edebilelim. O zaman zor denilen şeyler kolay oluyor. O zaman aşılmaz denilen şeyler kolay aşılıyor. Benim çok sevdiğim bir ifadem vardır. Aşk varsa her şey var. Aşk yoksa hiçbir şey yok. Efendim, aşk olsun. Gönlünüz, hayatınız, göğsünüz aşkla dolsun. Başka bir videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.